Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından teknik direktör konusu büyük bir problem haline geldi. Yardımcısı Orhan Ak ile devam etme kararı alan Trabzonspor yönetimi belli bir süre sonra Orhan Ak'ın da istifasıyla bu konuda da maalesef mutlu sona ulaşamadı. İhsan Derelioğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte son birkaç karşılaşmadır İhsan Derelioğlu takımı hem çalıştırıyor hem de maçlara çıkartıyor. Fakat Trabzonspor taraftarları artık bir teknik adam belirlenmesini ve takımın başında bir teknik direktör görmeyi çok istiyordu ve İhsan Derelioğlu kararında da devam edilmesini doğru bulmadılar. Bu nedenle Trabzonspor yönetimi zaten Abdullah Avcı'nın ayrılığıyla birlikte başladığı teknik direktör bulma çalışmalarını hızlandırmaya başladı ve sonunda çözüme çok yaklaştı diyebiliriz. Ön plana çıkan isim öncelikle Sergen Yalçın olmuştu. Daha sonrasında Trabzonspor'un gündemine birçok isim geldi. Fakat şu anda anlaşma noktasına gelinen isim Hırvat teknik adam Nenad Bjelica oldu. Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'deki performansıyla ortaya çıkan 51 yaşındaki tecrübeli bir isim ve bugün gelinen noktada Trabzonspor ile imza atmak için Türkiye'ye gelmek üzere olduğu öğrenildi. Peki Bielsa ile yapılacak olan sözleşmenin detaylarında neler var? Birazcık da bunları konuşalım sizlerle. Bielsa'nın ekibinde 6 tane yardımcı antrenör olması bekleniyor. Bunların içerisinde video analiz uzmanları, kondisyon uzmanları gibi birçok isim var. Ve gerçekten Trabzonspor taraftarları hem Bielsa ismiyle hem de yardımcı ekibiyle ekibinin ismiyle oldukça heyecanlandı. Kendisiyle yaklaşık 1,5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Bu imza süresi de gerçekten Trabzonspor taraftarlarını oldukça heyecanlandıran bir diğer konu oldu. Çünkü birçok teklif giden teknik adamın aksine Bielsa bu sezonu tamamlamayı ve gelecek sezon için de planlar ve projeler yapmayı kabul eden bir isim oldu. Hem Trabzonspor'u bu sezon kalan karşılaşmalarda Süper Lig'de en iyi seviyeye getirmeyi kabul edip hem de gelecek sezon ile ilgili plan ve projeler yapmayı kabul eden bu isim Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olmak için şu anda saatler sayıyor diyebiliriz.